Sayın Rektörüm, Sayın Vali Yardımcım, Sayın İl Emniyet Müdür Yardımcım, saygıdeğer hocalarım ve kıymetli katılımcılar. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonuna hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklar, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm Türk büyüklerimiz ile aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Arif Özaydın'ı kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet nesline hoş geldiniz. Tek tek saymayacağım, tabii protokol de saymayacağım ama hepimiz Cumhuriyet nesliyiz. Cumhuriyeti kuranları, Cumhuriyeti yaşatanları, Cumhuriyeti dönüştürenleri saygıyla, hürmetle anıyorum. Tek tek ayrılanları rahmetle anıyorum, yaşayanları saygıyla anıyorum. Bizi emanet ettiler Cumhuriyeti. Hele Ulu Önder ne diyor? Bu Cumhuriyeti ben kurdum, size emanet ettim diyor. Biz de bayrağı aldık, 100. yıldayız. Daha yükseklere taşımaya söz veriyoruz burada. Herkesin 100. yıl adına bayramını kutluyorum. Bu bir bayramdır arkadaşlar. Özel bayramdır. Bize armağan ettiler. Bu armağanı en yüksek tepeye hep birlikte taşıyacağız, taşlandıracağız. Değişerek ve dönüştürerek taşlandıracağız. Saygıyla, hürmetle tekrar anıyorum. Şunu da söyleyeyim, son vereyim, törene geçelim. Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Şu etrafınızda ne kadar iş dönüyorsa, bilin ki Türkiye için. Ama şöyle bir cümle daha kullanayım. Türkiye başıboş bırakılmayacak kadar ciddi, büyük bir milletin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyete sahip çıkın arkadaşlar. Bugün Gazze, bugün Suriye, Bağdat, bilin ki bizimle yakından ilişkilidir. Orada bir şeyler varsa sadece oraya dönük bir eylem değildir. İçinde biz varız, hedef biziz. Sizi su uyur, düşman uyumaz misali uyumayın arkadaşlar. Dikkatli olun. Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Korumaya söz veriyoruz. Ben şahsen rektör olarak söz veriyorum. Sizin de söz vermenizi istiyorum. Söz veriyor musunuz? Evet. Olmadı.
Ben size böyle bir cumhuriyet bayrağı burada teslim edeceğim. Benden sonra görev alanlar kim olur? İçinizden biri. Bayrağı daha yükseklere taşımaya söz veriyor musunuz? Ben de söz veriyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli konuklar, sizleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan 100. Yıl Cumhuriyet Oratoryosu ve Zeybek Gösterisi ile baş başa bırakıyorum. Düşmanlarımızın sürgüsünden geçti. Yavrularımızın kanlarıyla sulanan yurdumuz
işgaline sokak mıyız? Hayır hanımefendiler, silahımız dost fakat göğsümüzde imanımız ve bütün dünya yaratan Allah'ımız var. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Hiçbir şekilde yalnız Türk istiklalini, cumhuriyetini ve gayesini doğru yürüyelim. Bu vatan mutlaka kurtulacaktır. Mutlaka, mutlaka. Bu vatan bizim! Bu vatan bizim! Bu vatan bizim! Thank you.
Değerli ekibimize teşekkür ediyoruz. Ekibimize madalyalarını takdim etmek üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Arif Özaydın'ı sahneye davet ediyorum. Yılında Cumhuriyetimizi Anlamak adlı konferansı için Profesör Doktor Sayın Nurullah Çetin'i kürsüye davet ediyorum. Çok saygıdeğer katılımcılar, üniversitemizin çok saygıdeğer yöneticileri, çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Bugün çok kutlu bir günde bir aradayız. Çok kutlu, çok mübarek bir olayı birlikte kutluyoruz, kutlayacağız. 100 yıllık bir maceramızın kısa hikayesini birlikte yeniden hatırlayacağız.
Anmak, hatırlamak, yaşamaktır. Eğer sizin, size özgüven, size bilinç, size azim, size irade, size kararlılık telkin eden çok zengin bir tarihsel mirasınız varsa, bununla başı dik, alnı açık, hür bir millet olarak yaşamanız sizin en doğal hakkınızdır. Evet, Cumhuriyetimizi anlayarak anmak gibi bir tema üzerinden hareket edeceğiz. Cumhuriyetimiz nedir? Kazanımları nelerdir? Biz bununla ne gibi kazanımlar elde ettik? Bizim için bugün ve gelecek adına ne gibi işlevsel bir role sahiptir? Bunlar üzerinde duracağız. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyetimizin kısa tarihi sürecini Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk Nutuk adlı o dev eserinde milli mücadelenin ve cumhuriyetin en sahih belgeler üzerine inşa edilmiş hatıra türüne yazılmış o eserinde kısaca şöyle anlatıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geçmeden önce ülkenin durumu bir durum tespiti yapıyor ve sonra arkasından bir çözüm ve çare önerisinde bulunuyor. Diyor ki, hakikati halde ve içinde bulduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştur. Osmanlı Devleti'nin bütün memleketleri parçalanmıştır. Ortada bir avuç Türk'ün sığındığı bir ata yurdu kalmıştır. Şimdiki mesele de onun taksimini teminle meşgul olmaktan ibarettir. Osmanlı Devleti, onun istiklali, padişah, halife, hükümet. Bütün bunların hepsi medlulü kalmamış bimana elfazdan ibarettir. Peki o halde hakiki ve ciddi karar ne olmak lazım gelir? Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da hakimiyeti milliyeye müstenit, bila kaydu şart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmektir. Şimdi konuşmamı Atatürk'ün bu tespitleri ve önerisi üzerine bina edeceğim. Bu cümleleri anlarsak Cumhuriyetimizi çok daha sahih bir çerçeve içerisinde anlayabileceğimizi umuyorum. Atatürk'ün tespitleri şu arkadaşlar, madde madde gidiyorum. Diyor ki, Osmanlı Devleti'nin temelleri çöktü, ömrü tamam oldu. Niye? 600 yıllık dev bir devlet, Türk tarihinin, Türk milletinin övünç kaynağı olan, iftihar vesilesi olan, dünyaya adalet, hakkaniyet, insanlık, medeniyet getirmiş olan ve bizim için de yüz akı diyebileceğimiz bir büyük, bir zengin tecrübe mirası bırakmış olan Devleti Aliye-i Osmaniye'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun değil. Çünkü o devletin resmi belgelerinde kendi adı Devleti Aliye-i Osmaniye'dir. Yüce Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı hiçbir zaman emperyalist bir devlet olmadı. Onun için imparatorluk demek yanlıştır. Bunu Batı tarihçiler sonradan kendi lekelerini bize yapıştırmak istediler. Buna inanmayın. Kısaca Osmanlı Devleti. Peki Osmanlı Devleti'nin temelleri niye çöktü? Ömrü niye tamam oldu? Şundan dolayı arkadaşlar, zaman, tarih durağan değildir, akıp gidiyor. Çağın şartlarına uygun davranmazsanız sizin ömrünüz biter. Özellikle 18. yüzyılda Batı dünyası bilim ve teknolojide hızla ilerlemiş. Bunun karşısında biz maalesef geri kalmışız. Ve dolayısıyla bilim ve teknolojik gelişmeler sadece askeri alanla değil,
siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel bütün alanları etkiliyor. Ve biz uzun süre buna ayak uyduramadığımız için maalesef geri kaldık. 1699 Karlofça Antlaşması'na itibaren sürekli toprak kaybettik. Kaybede ede geldik. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nda artık bu savaşın sonucunda Anadolu dışında bizim hükmettiğimiz bir memleket kalmadı. Memleketlerin hepsi parçalanmıştır dediği Atatürk'ün odur. Hepsi çözüldü. 1911 Trablusgarp, 1912 Balkan, 1914 Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sonucunda işte Atatürk'ün söylediği ikinci cümle: ortada, meydanda bir avuç Türk'ün sığındığı bir ata yurdu Anadolu kaldı. Ve devam ediyor. Bununla da yetinmediler. İşgalci, emperyalist, Haçlı Batı dünyası. O zaman adı İtilaf Devletleri, resmi adı. Ama fiili adı 1095'ten itibaren Haçlı. Tanzimat yıllarında Düveli Muazzama ve geldiğimiz Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri. Bunların bir hedefi vardı arkadaşlar. 1071'de Başbu Alparslan'ın Anadolu'yu Türkleştirmesini ve Müslümanlaştırmasını hazmedemediler. Aradan 25 yıl geçmeden 1095'ten itibaren bir araya gelip üzerimize çullandılar. Haçlı saldırıları yaptılar. Amaç, Atatürk'ün söylediği o. Amaç şuydu. Bugünkü mesele diyor Atatürk, bunun da taksimini temin. Yani bu küçücük Anadolu coğrafyasını da parça parça edip, bölüp parçalayıp bizi yok etmek diyor. Bunun için uğraşıyorlar şimdi diyor. Bu yeni bir proje değildir. 1095'ten beri devam eden bir projedir. Şart meselesi, doğu sorunu diye sürekli bizi parçalayıp paylaşma projesiyle uğraşmışlardır. Atatürk'ün bunu taksimi teminle uğraşıyorlar dediği şey. Ve son aşama, işte bugünkü mesele dediği şey nedir? 10 Ağustos 1920'de Paris'in banliyösü olan Sevr kasabasında toplandılar ve kendi aralarında bir antlaşma yaptılar. Anadolu'yu 7 bölgeye ayırıp orasını İngilizlere, burası Fransızlara, İtalyanlara, Yunanistan'a, Ermenistan'a, ona buna paylaştırdılar. Taksim ettiler, böldüler, parçaladılar. Ve bize de lütfen Karadeniz kıyılarında ve Orta Anadolu'da 3-5 vilayet bıraktılar. Arkadaşlar, cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bizim için büyük bir nimettir derken buradan da hareket edeceğiz. Ne oldu eğer Atatürk bu milletin inanmış Müslüman Türk evlatlarıyla birlikte Kuvayi Milliye adında Metehan'ın 2000 yıllık ordusunu yeniden dirilttiyse ve aynı orduyu hem Metehan'ın ruhundan hem de Asakir-i Muhammediye, efendim Ceyşullah, Cündullah diye ifade ettikleri, bizim Mehmetçik diye ifade ettiğimiz küçük Muhammedler ordusu haline getirmeseydi ve bu ordu her türlü imkansızlıklara rağmen, her türlü dahili ve harici bedhalardan oluşan bütün düşmanlara rağmen bir büyük zafer kazanmasaydı, biz bugün o küçücük Sevr Antlaşması'nın belirlediği küçücük alanda sıkışıp kalmış, kuşatılmış ve kısa bir zaman sonra da yok edilmiş olacaktık. Nasıl bugün Filistin'de Filistinliler kuşatıla kuşatıla, daraltıla daraltıla küçücük bir alana hapsedildilerse ve bugünkü halde mesele de onun taksimini ortadan kaldırılmasını teminle uğraşılmaktan ibaretse biz de aynı süreci yaşayacaktık. Ama ne oldu? Onlar bir plan yaptılar. Bizim de bir planımız vardı. Allah'ın da bir planı vardı. Ve neticede değerli arkadaşlar, bizi
küçültüp yok etmek, boğmak yerine biz genişledik, büyüdük. Sev antlaşmasının daralttığı alanı 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile genişlettik. Ve tabii biz onunla sınırlı değiliz. Misak-ı Milli'nin adı, asıl adı Ahd-i Milli'dir. 28 Ocak 1920'de Osmanlı'nın son meclisi, Meclis-i Mebusa'nın ittifakla kabul ettiği, hem Osmanlı'nın hem Cumhuriyet'in üzerinde mutabakat halinde olduğu en önemli bizim beka belgelerimizden birisi olan o Misak-ı Milli dediğimiz belgenin asıl adı Ahd-i Milli'dir. Milli yemindir. Biz ona sadıkız. İnşallah tamamlayacağız onu. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, durum tespiti birincisi bu. Ve ondan sonra çözüm önerisine gelelim. Cumhuriyet iki aşamalıdır. Kurtuluş ve kuruluş aşaması. Evet, kurtuluş değerli arkadaşlar 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesiyle İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Amerika ülkemizi işgal ettiler. Birçok yeri işgal ettiler. Biz bu işgale karşı kurtuluş için üç aşamalı bir plan gerçekleştirdik. İşte o plana geçeceğim. O plan Atatürk'ün önerdiği çözüm önerisinde var. Ne diyor? Ne yapmamız lazım geldiği konusu Atatürk diyor ki, hakimiyeti milliyeye müstenit, yani milli egemenliğe dayalı. Birinci özellik bu. İkinci özellik, bila kaydu şart, kayıtsız şartsız, müstakil, bağımsız. İkinci özellik. Üçüncüsü, yeni bir Türk devleti tesis etmek, kurmak. Şimdi değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in kuruluşunun temelinde hakimiyeti milliye ruhu vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran irade, milli iradedir. Bu ne demektir biliyor musunuz? İrade, Allah'ın insanlara verdiği en kutsal, en değerli insani vasıftır, özelliktir. İnsanlar bağımsız fikir üretirler. Onu dile dökerler, konuşmaya ve yazıya ve eyleme dökerler. İnsanın diğer varlıklardan ayrılan en önemli vasfı budur. Kur'an-ı Kerim'de efela taakilun, efela tetefekkerun ayetleri var. Düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Akletmek, aklını kullanmak ve düşünmek, insanların hür, bağımsız bir irade üretmesi demektir. İşte değerli arkadaşlar, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun temelinde Türk milletinin hür iradesi vardır. Atatürk bunu hakimiyeti milliye diye formüle etmiştir. Peki ne olmuştur? Demiştir ki Atatürk, daha 1906'dan beri kafasında cumhuriyet fikri vardır. Yeni değildir. Diyor ki, ben cumhuriyeti kuracağım. Cumhuriyet, din temelinde Türk milletinin ortak aklının, ortak iradesinin belirleyiciliği olacak. Neye karşı? Onun cumhuriyet fikri arkadaşlar, yani irade-i milliye temelli bir devlet yapılanması, bir devlet teşkilatı, milli irade. Türk milletinin iradesi, Türk milletinin bağımsız ürettiği fikirlerin dile ve eyleme dönüşmesi projesi. Diyor ki, üç aşamalı olarak bunu gerçekleştirebilirim. Birincisi, istişareler dönemi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor ve hemen arkasından Amasya'ya geçince milli mücadelenin ve ondan sonra kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkesini bir motto, cümle olarak söylüyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı gerçekleştirecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, buna bağlı olarak diyor ki, ben
İrade-i Milliye'yi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Neye karşı? İki yanlış ve yabancı iradeye karşı. Birincisi irade-i seniyye, diğeri irade-i ecnebiyye. İrade-i seniyye, bu monarşik rejimin, yani krallık, padişahlık, saltanat rejimin temel kavramıdır. Bir kişinin iradesinin toplum üzerinde belirleyici ve hakim olduğu bir idare sistemidir. Bunu kaldıracağım diyor. Peki bunun yerine neyi koyacağım? Türk milletinin iradesini, ortak iradesini. Peki bu nasıl olacak? Lafla olmaz. Bunu bir programa bağlıyor. Diyor ki önce bu milletin ortak aklını görmem lazım. Ne yapacak? Kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Erzurum Kongresi, değerli arkadaşlar, bölgesel Doğu Anadolu bölgesi iradesinin tecelli ettiği bir platformdur. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi ise Türkiye'nin tamamının iradesinin tecelli ettiği milli bir kongredir. Ve orada aldığı kararlar alıyor. Bu daha sonra 1921 Teşkilat-ı Esasiye'nin de temelidir. 1924 Anayasası'nın da temelidir. Temel ruh, felsefe ve ilkeler orada vardır. Ne diyor? Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz. Birinci mesele bu. Osmanlı Devleti'ni bütün memleketleri parçalanmıştır dedi ya. Ben diyor buna izin vermeyeceğim. Yani Sevr Antlaşması'nın öngördüğü bölünmüş, parçalanmış bir Anadolu haritasını kabul etmiyorum diyor. Bir milli mücadele başlatıyorum ve bunu çöpe atıyorum. Kesinlikle misak-ı milliden taviz vermemek üzerine yemin ettik diyor. Ahdi milli. İkincisi vatanın birliği ve bütünlüğü parçalanmazlığı. Ne eyaletlere, ne federasyona, ne özelliklere, ne kantonlara, ne şehir devletçiklerine hiçbir şekilde izin vermeme iradesidir milli irade. Tekli, merkezi, üniter bir Türk devleti. İkincisi, manda ve himaye kabul edilemez diyor. Niye söylüyor biliyor musunuz? Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet kavramının önemini burada da anlıyoruz. Cumhuriyet, mandacılığı, teslimiyetçiliği, köleliği, esareti kabul etmeyen, hür, özgür, istiklalci bir milletin kendi teşkilatıdır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milletinin bütün tasarruf hakları kendisinde olan, sahibi olduğu kendi vatan toprakları üzerinde yaşayan milletinin idaresine kendi bağımsız iradesini hakim kıldığı bir devlet yapılanmasının adıdır. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir derken buna vurgu yapıyor Atatürk. İşgal döneminde kendilerine, milletlerine ve Allah'larına olan inancını, imanını, itikadını, güvenini kaybetmiş zayıf iradeli bir takım insanlar dediler ki biz o zaman dünyanın süper devleti İngiltere, bir büyük devleti Fransa, İtalya, Yunanistan, Amerika. Bütün bunlar en modern silahlarla gelmişler. Biz bunlara karşı mücadele edemeyiz. Gücümüz yok. Silahımız yok, paramız yok, askerimiz yok. Çanakkale'de 250 bin evladımızı kaybetmişiz. Bu şartlar altında sulh yoluyla çözelim, teslim olalım. Mandacılık sistemini önerdiler. İngilizlerin vaatleriyle, rüşvetleriyle bir araya gelmiş bir takım insanlar İngiliz Muhipleri Cemiyeti diye bir dernek kurdular. Amerika'nın ayarlayıp ayarttığı bir takım menfaatçiler Wilson Prensipleri Cemiyeti diye bir başka mandacı dernek kurdular. İtalyan ve Rus mandacılıkları, Fransız mandacılıkları bunlar da vardı. Arkadaşlar, Atatürk dedi ki, evet, vatan bir bütündür, parçalanamaz. O vatanın üzerinde yaşayan bu milletin de idaresine
gavurun iradesi hakim olmayacaktır. İrade-i ecnebiye, yabancı irade hakim olmayacak. Bu milletin anayasasının kanunlarının yönetmelik ve tüzüklerinin nasıl yapılacağına, nasıl yönetileceğine gavur iradesi değil, sadece Türk milletinin kendi iradesi karar verecektir, belirleyecektir. Cumhuriyet budur. Ve değerli arkadaşlar, demek ki irade-i seniye ve irade-i milliye karşı, irade-i ecnebiye karşı milli iradenin kurduğu bir devlettir Cumhuriyet. Ve hakimiyeti milliye derken bunu kastediyor. Ve bila kayduşak, kayıtsız şartsız, müstakil bir devlet, bağımsız. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in temelinde hakimiyet ve istiklal gibi iki temel kavram var. İstiklal, bağımsızlık. Ne demektir bu? Dört temel alanda Atatürk diyor ki, ve Atatürk'ün etrafındaki bütün Kuvayi Milliye mücahitleri, Mehmet Akif, Rıfat Börekçi, hepsi diyorlar ki, bir, siyasi istiklalimizi koruyacağız. O ne demektir? Ne doğrudan doğruya sömürgeyi kabul ediyoruz, ne dolaylı sömürge sistemi olan mandacılığı kabul ediyoruz, ne parçalanmış, bölünmüş millet ve vatan haritasını, hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz kendi yönetimimizi kendimiz belirleyeceğiz. İkincisi, ekonomik istiklal. Evet, Cumhuriyet'in bir başka boyutu, Türk milletinin ekonomik istiklalini sağlama yönünde çok sağlam bir zemin döşemesi yapmıştır. Temel sağlamdır, değerler sağlamdır, niyet sağlamdır. Sonraki uygulamaların farklılığı, yanlışlığı, eksikliğini konuşmuyorum. Ben Cumhuriyet'in temelinde yatan temel felsefeyi, ruhu, ilkeleri ön plana çıkarıyorum. Değerli arkadaşlar, neden ekonomik istiklal? Şunun için, Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüştür derken Atatürk'ün vurgulamak istediği bir boyut da budur. Nedir o? Eskiden beri devam ede gelen bir kapitülasyonlar sistemi var, uygulaması var. Fatih Sultan Mehmet'in Venediklere, Kanuni Fransızlara, 1838 Balta Limanı'yla, efendim, daha sonra İngilizlere verilen, daha sonra diğer bütün batılı devletlerine teşmil edilen bir takım imtiyazlar, ayrıcalıklar var. Hukuki imtiyazlar, mali imtiyazlar, ticari imtiyazlar var. Adamlar tabii bilim ve teknolojide gelişti, sanayileri ilerledi, gelişti. Fabrikasyon üretimine geçtiler. Biz, başta da söyledim, geri kaldık. El tezgahlarıyla üretiyoruz. El tezgahıyla ürettiğiniz ürün, fabrikasyon ürünle rekabet edemez. Ve dolayısıyla bu sistem Osmanlı Devleti'ni adeta batılı devletlerin bir açık pazarı haline getirdi. Ham madde kaynaklarımızı ucuza alıp ürünlerini bize pahalı satmaya başladılar. Yetinmediler. Dediler ki, biz sizin hukuk sisteminizi tanımıyoruz. Biz kendi hukukumuzu uygulayacağız. Kendi kanunlarımızı uygulayacağız. Vergilerde indirimler istediler, aldılar. Dolayısıyla her alandaki pek çok imtiyazla adeta devlet içinde devlet oldular. Peki ne oldu sonra? 1854 Kırım Savaşı münasebetiyle ilk defa borç aldık, ödeyemez hale geldik. Tabii yatırımlar iyi yapılmadığı için, üretime dönük harcanmadığı için, onda da bizim kabahatimiz var. Borcumuzu ödeyemedik, faizlerini ödeyemedik. Katlandı, büyüdü. 1881'de Duyun-u Umiye kurdular. Geldiler bir teşkilat, kendi borçlarını kendileri tahsil eder hale geldiler. Arkadaşlar, ekonomik istiklalimiz yok. Memlekette 200 küsur ekonomik işletme var. Bunların %80'i yabancı devletlerin ve onların ortağı olan yerli gayrimüslimlerin elinde. Türkler yok, üretimde yok, ticarette yok, sanayide yok.
Yine eskisi gibi çiftçi, küçük memur ve asker olarak devam ediyoruz. Denizlerimizi, limanlarımızı kullanamıyoruz. Kendi kıyılarımızda, karasularımızda deniz gemi yüzdüremiyoruz. İşletmeleri hepsi yabancıların elinde. Kabotaj hakkımız yok. Değerli arkadaşlar, işte Cumhuriyet Türk milletini kendi dev vatanında tekrar efendi yapma iradesinin tecelli ettiği bir devlet sistemidir. Bakın bu çok önemli. Kendi vatanınızda pari oluyorsunuz, işçi oluyorsunuz, köle oluyorsunuz. Kendi devleti koruduğunuz, sahibi olduğunuz devletinizin, vatanınızın imkanlarından siz yararlanamıyorsunuz. İşte Atatürk Cumhuriyeti kurarken ve kurduğu zaman bu mesele üzerinde de ısrarla durdu. Değerli arkadaşlar, bu efendi olma, uşak olmama, esir olmama, tam istiklalci, hür, bağımsız bir millet olarak yaşama zihniyeti Atatürk'ün bütün hayatına, bütün yaptıklarının anahtar kavramıdır. Bakın, anahtar kavramıdır. Şimdi İngiltere Kralı o zaman 8. Edward İstanbul'a geliyor. Atatürk'ü ziyaret ediyor. Birlikte vakit geçiriyorlar. Bir akşam Dolmabahçe'de yemek veriyor Atatürk krala. Garsonlar Türk. Garsonun birisi yemek getiriyor. Getirirken düşüyor, kapaklanıyor, dökülüyor elindeki tepsi, yemekler, her şey. Tabii herkes titriyor filan, telaşlanıyor, endişeleniyor. Atatürk krala, İngiliz kralına diyor ki, ben diyor, Türk milletine her şeyi öğrettim, bir tek uşaklığı öğretemedim diyor. İşte arkadaşlar, bizim kutlu milli mücadelemiz, fazilet olan cumhuriyetimiz, Türk milletinin uşak olmama iradesinin bir göstergesidir. Uşak olmamak, bu çok önemli. Ve o kurulan temeller üzerinde artık biz bugün gittikçe gelişen, kendi vatanının, devletinin, kaynaklarının, işinin, gücünün sahibi olan bir millet olma sürecimizi hızla sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, hakimiyeti milliyenin başka göstergeleri de var. Atatürk bu devletin temeline 6 temel ilke koymuş. 1937'de anayasaya tek tek saymış. Demiş ki cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık, laiklik diye. Bunları doğru anlayalım. Yanlış anlatanlar var, yanlış yorumlayanlar var, olmuştur. Biz cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun olarak doğru anlayalım. Cumhuriyetçilik nedir? Bazıları yanlış anlatıyor. Cumhuriyetçilik gavur rejimi. Hayır arkadaşlar. Cumhuriyetçilik İslam'a uygun bir rejimdir. İlk meclisimizin duvarında, bugün müzedir o ilk meclis, hala duruyor. Gitmeyen gitsin görsün. Ve şavirhum fil emr, Ali İmran suresinde bir ayet. Şura beynehum diye başka bir, Şura suresinde de geçen başka bir ayet var. Bu ayetler Müslümanlar kendi işlerini, kendi aralarında istişareyle, danışarak yaparlar anlamında. Şimdi kuramsal olarak bu dinin temel kitabında bu var. Uygulamada da var bu. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra 4 halifenin 4'ünün de halife olması, devlet başkanı olması Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine göredir. Ne olmuştur? Kendi aralarında istişare ettiler. O zaman önde gelen sahabeler. Kim olsun? Hazreti Ebu Bekir olsun. Bu seçimdir. İkinci aşaması biattır. Ona oy veren, vermeyen herkes onun devlet başkanlığını kabul etmiştir, meşru görmüştür. Ve üçüncü aşaması da şuradır. O ne demek? Seçilen devlet başkanı, ben seçildim, efendim diktatör oldum, asarım, keserim, istediğimi yaparım değil. İstişare yapacak.
bütün kararları danışarak, ortak akıl, iradeyi, milliyeyi tecelli ettirerek verecek. Fakat ondan sonra, Hazreti Ali'den sonra Ümeyye oğulları diye bir aile zorla baskıyla iktidar ele geçirdi. Sonra Abbas oğulları, sonra diğerleri ve İslami olmayan iradeyi seniyeye dayalı bir saltanat rejimi 1922'ye kadar, 1 Kasım 1922'ye kadar devam etti. İşte Cumhuriyet fazilet rejimidir. İslam'a aykırı bir rejim değildir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar İslami devlet, şeriat diye bir devlet modeli önerisi yok. Devletin şekilleri farklı olabilir. Ancak yöneticilerin mutlaka uyması gereken adalet, hakkaniyet, ekonomik anlamda sömürüyü önlemek gibi bir takım evrensel değerler var. Onun için Cumhuriyet kavram olarak 1789 Fransız ihtilalinden gelmiş olabilir. Ama bizim ondan öncesi İslami temeli de var, milli temeli de vardır. İslam öncesi Türk devlet felsefesine ve geleneğinde arkadaşlar kurultay diye bir kurum vardı. Bir istişare kurumudur o. Nedir? Boy beyleri bir araya gelirler. Devletin, milletin, Türk milletinin işlerini kendi aralarında görüşürler. Ve han seçerler. Elbette o da bir hanedandan gelir ama o hanedanın en liyakatlısını, en iyisini, en güvenilir olanı seçerler. Yani o zamanın şartlarında bu da kısmen bir cumhuriyettir. Dolayısıyla cumhuriyetçilik ne din dışı bir rejimdir, ne kötü bir rejimdir, gayet de güzeldir. Yani teva ve kul olmaktan vatandaş oluyorsunuz. Dolayısıyla hepinizin fikri soruluyor, hepinizin iradesi kendi yönetiminize yansıyor, tecelli ediyor. İkincisi milliyetçilik. Bu da kötü değildir. Cumhuriyetin milliyetçilik ilkesi ırkçılık değildir arkadaşlar. Irk biyolojik bir kimliktir. Allah insanları Türk yaratır, Arap yaratır, filan yaratır, filan yaratır. Bu verili kimliktir. Bizim irademize bağlı olan bir şey değildir. Dolayısıyla bizim kazanarak elde ettiğimiz bir değer değildir. Milliyet kimliği ise arkadaşlar o kazanılmış kimliktir. Yani insanlar hangi ırki kökenden gelirse gelsin, ortak sosyolojik, hukuki, kültürel, siyasi, iktisadi, tarihi değerleri benimser, anlaşır, uyuşursa şuurlu, dayanışma içerisinde kaynaşmış bir millet olurlar. Bu sosyolojik bir kavramdır. Irkçılık biyolojik bir aidiyettir. Milliyetçilik sosyolojik bir aidiyettir. Türk doğulur da olunur da Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene kelimesi, ifadesi, cümlesi bunu karşılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli bir devlettir. Niye? Çünkü Batı'da ortaya çıkan nasyonalizm, Fransız ihtilalinin kavramlarından birisi olan nasyonalizmin iki anlamı var. Bize yanlış tercüme edildi, onu söyleyeyim. Milliyetçilik diye tercüme etti arkadaşlar, doğru değil. Terimler birebir kelime olarak tercüme edilmez. Bunların özel geniş anlamları vardır. O anlamlarını kapsayacak bir tanım tercümesi yapılır. Nasyonalizm, Batı'nın kendi içerisinde küçükten büyüğe doğru piramidi büyütme projesidir. Yani önceleri Ang, Sakson, Kelt, efendim German, Frank gibi bir sürü farklı kavimlerden oluşan o insanlar tek dil, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek kültür gibi ortak değerlerde birleştiler. Fransız milleti oldular, İngiliz milleti oldular, İtalyan, Alman milleti oldular. Fransa'nın asıl kavmi olan Frank kavmi 1/3'dir. 1/3'ü başka kavimlerdir. Ha demek ki arkadaşlar bu millet meselesi Avrupa, Batı kendi arasında birleşti. Şimdi onunla da yetinmiyorlar, bunlar da birleşip Avrupa Birliği diye tek bir millet yapmaya çalışıyorlar. Ama aynı Batı
Özellikle Tanzimat'tan itibaren bugünkü Avrupa Birliği'ne biraz benzeyen Osmanlı milletler yapısını de Osmanlı Devleti'ni önce milletlere ayırdılar. Şimdi de Türk Millet Birliği'ni etnik aidiyetlerine göre çözüp ayrıştırmaya, bölmeye çalışıyorlar. Yani kendi içerisinde birlik projesi olan nasyonalizmi bizi çözme projesi olarak kullanıyorlar. İşte ikinci meşrutiyetten itibaren bir fikir sistemi olarak gelişen milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi bir politik olarak aldı. Niye? Atatürk dedi ki Diyarbakırlısı, Vanlısı, Erzurumlusu, Trakyalısı hepsi bir soyun evlatlarıdır. Hepsi bir cevherin damarlarıdır. Birlik ve bütünlük, ayrıştırma bölme değil, bu insanları tek bir millet halinde anlaşmış, kaynaşmış bir yapıya dönüştürmek istedi. Ve bu milletin de milleti millet yapan temel değerler var. Dili var, edebiyatı var, sanatı var, tarihi var, töresi var. İşte bütün bunları arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumsal bir yapıya dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelinde Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak diye formüle ettiği üç temel kavram vardır. Türkleşmek, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Halk Evleri gibi kurumlarla Türk milletinin dilini, kültürünü, tarihini doğru, akademik anlamda bilimsel doğrulara bağlı olarak yeniden ortaya çıkarma çalışmaları yaptı. Ne için biliyor musunuz? Batı'nın oryantalist çalışmalarına tepki olarak 19. yüzyılda Batılı üniversitelerde oryantalist bölümler var, açılmaya başladı. Bu bölümlerin amaçlarından birisi arkadaşlar, İşte mesela bize dönük boyutu şudur, ben size söyleyeyim. Çünkü ben çalıştım Londra Üniversitesi'nin böyle bir fakültesinde 3 sene hocalık yaptım. Department of the Near and Middle East diye bir bölümde yaptığı çalışmalar. İşte Türk tarihini, İslam öncesi Türk tarihi diyor, barbar Türk. Medeniyet üretmeyen, kültür üretmeyen barbar Türk. İslam dönemi Türk tarihi, Osmanlı dönemi şiddet ve şehvet dönemidir. Harem edebiyatı efendim vesaire. Atatürk dedi ki Batılıların yazdığı bu tarih bizi itibarsızlaştırmaya, değersizleştirmeye dönük bir çalışmadır. Biz doğru Türk tarihi ortaya koyacağız. Bu oryantalizmin saçmalıklarına, yanlışlarına, hakaretlerine cevap vereceğiz. Sadece o değil. Batı kendisini merkeze alarak arkadaşlar Batı merkezli bir tarih yazımı ortaya koydu. Medeniyetleri tasnif ediyor. 4 medeniyet havzası belirlemiş. Eski Mısır ve Mezopotamya medeniyeti, eski Yunan medeniyeti, Orta Çağ İslam medeniyeti ve modern Batı medeniyeti. Biz yokuz. Atatürk diyor ki asıl büyük medeniyet havzası eski Türk Asya Orta Asya medeniyetidir. Bunun gibi Türkçenin sadeleştirilmesi, yalınlaştırılması, Türk dilinin zenginleştirilmesi, yazdığımız gibi okuduğumuz gibi konuştuğumuz gibi yazdığımız gibi konuştuğumuz bütün Türk milletinin yazı ve konuşma dilinin tekliği esasına dayalı, gelişmiş, zengin, zarif bir Türkçe ihdası konusundaki çalışmaları. Bütün bunlar arkadaşlar ve tabii milliyetçilik ilkesinin bir başka boyutu da Batı'nın bize dönük olarak dayattığı enternasyonalist politikalara tepkidir. Enternasyonalizm Tanzimat'ta itibaren başladı. Beynelmilencilik, uluslararasıcılık. Yani vatan yok, millet yok, bayrak yok, devlet yok. Hepimiz bir kardeşiz. Ama bunu derken biz kendi aramızda daha fazla kardeşiz demek istiyorlar. İşte değerli arkadaşlar, bu milli kültür şuurundan yoksun bırakılacak enternasyonalist, kozmopolit, oryantalist politikalarla milli kültür değerlerine, dini değerlerine yabancılaştırılmış bunları reddeden bir kalabalık yaparlarsa bu kalabalığı kolayca güdebilirler, kolayca sömürebilirler.
Onun için Atatürk, tabii halkçılık ilkesi de mesela yanlış yorumlanıyor dedim ya. Halkların kardeşliği diye bir laf olmaz. O zaman da bunda tartışılmış. Ben yazdım kitabımda. Atatürk ve arkadaşları şiddetle karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki halk etnik özelliğe göre, coğrafi özelliğe göre, dini mezhebi özelliklere göre ayrışmış ayrı yapılar değildir. Halkın iki anlamı var. Birincisi ekonomik seviye bakımından, eğitim kültür seviyesi bakımından daha alt kademelerde olan toplum kesiminin adıdır. Bir de halk geneli ifade eden bir kavramdır. Millet, arkadaşlar millet ölmüş, yaşayan ve doğacak olan insanlarımızın tamamının adıdır. Milliyetçilik ölmüş atalarımızın bıraktığı tarihi mirası araştırmayı, incelemeyi, hayata geçirmeyi de hedefler. Ama halk yaşayan insanlardı, yaşayan vatandaşların adıdır. Onun için halkı, halk terimini doğru anlamda tanımlıyorlar ve halkın ürettiği kültür mirasını, halk kültürünü işleyerek modern bir form içerisinde genele yaymak gibi bir projeleri var. Üçüncüsü, laiklik de yanlış anlaşılıyor. Arkadaşlar laiklik din düşmanlığı değildir. Atatürk böyle anlamadı, böyle yorumlamadı, böyle anlatmadı. Kitabımda kaynaklarıyla verdim. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Yani isteyen istediği dine inanır veya inanmaz. İsteyen inandığı dinin gereklerini istediği ölçüde yapar veya yapmaz. Az yapar, çok yapar. Kimse buna karışamaz. Ne fert, ne devlet, ne sınıf, hiç kimse karışamaz. Özgür. Çünkü bu anlayış, kelime olarak değil ama anlam olarak bu anlayış İslam'a da uygundur. Kur'an-ı Kerim'in de istediği budur. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yok. Ne anlaşılıyor bundan? Leküm dinüküm veliyedin, sizin dininiz size, benim dinim bana. Allah isteseydi herkesi Müslüman yapardı. Tabi birçok ayetler var. Çünkü inanç özgürlüktür, samimiyettir, gönülden gelen bir şeydir, isteğe bağlıdır. Adamı zorla dinde yatamazsınız. Hadi sopayla adamı camiye soktunuz, namaza durdu. O namazda Kur'an yerine sana küfrediyor, haberin yok. Onun için değerli arkadaşlar, laiklik de iyidir. Bugün en radikal bir Müslümanın dahi ne Afganistan'da, ne İran'da, ne Suudi Arabistan'da yaşayacağını sanmıyorum. Onun için biz dinimizi ama müdahale istemiyoruz. Yani dinimizi özgürce yaşayacağız, rahatça yaşayacağız. Kimse müdahale etmeyecek. Cumhuriyetin istediği budur. Yanlış uygulamaları onları konu etmiyorum. Ben temel esaslar üzerine duruyorum. Değerli arkadaşlar, inkılapçılık da sadece tüketimde, eğlencede, modada filan değildir. Asıl inkılapçılık çağın gerektirdiği bütün teknolojik, bilimsel, sanatsal, kültürel ilerlemelere açık olmak demektir. İlerlemek, gelişmek, terakki etmek demektir. Bunda da kötü bir şey yoktur. Değerli arkadaşlar, evet, Cumhuriyetimiz çok zengin bir altyapıya sahip. Bunu uzun uzun konuşabiliriz ama bana ayrılan süre burada bitiyor. Ve konuşmamız son olarak Cumhuriyetimizin bize telkin ettiği, kazandırdığı temel değerleri ifade ederek tamamlayacağım. Direniş meydanımız Çanakkale. İstiklal madalyamız milli mücadele. Vatanımızın tapusu Cumhuriyet, başbuğ Mustafa Kemal Atatürk, imzamız Ay Yıldız, ses bayrağımız Türkçe, vatanımız Türkiye Türkistan, adımız Müslüman, soyadımız Türk, dinimiz La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah, milletimiz ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın hocama konuşmalar için teşekkür ediyoruz ve hocamı yerine uğurlamadan
Hediyelerini takdim etmek üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Arif Özaydın'ı kürsüye davet ediyorum. Mustafa Kemal'in Kanısı isimli şiiri okumak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Erva Haytay'ı kürsüye davet ediyorum. Yedi yorcu Elif Kanısı'na kara geceden geceden sanki Elif Elif uzuyordu, İnceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı yasla her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar. Koca baş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafifletir inceden inceden. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alını yeşiline kapmıştı, geçirmişti niceden niceden. Durdu birdenbire koca baş, ova, bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti yok, daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti geçti gıcır gıcır. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden. Aman koca baş, ayağını öpeyim koca baş. Vur beni, öldür beni. Koma yollarda beni. Geçer, götürür ana, çocuk, mermisine askerciğin. Koma yollarda beni. Kulun köpeğin olayım. Bak hele üzerinden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere iyiceden iyiceden. Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden. Bayrak isimli şiiri okumak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Esra Toprak'ı kürsüye davet ediyorum. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık,
dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Ey yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. İstiklal Şehitleri isimli şiiri okumak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 2. sınıf öğrencisi Tutku Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Ey kan ile toprağı vatanlaştıran erler, ey gözlerin ışığı, gönüllerin baharı, tende cam, tarihte şam, ezelden eroğlu er, ölümsüz milletin ölümsüz çocukları. Ey istiklal şehidi, sırrından bize de ver, ver ki hep bizim olsun bize verdiğin bu yer. Bin bir yokluk içinde tek büyük varlıktın sen. Tanrının kudretiydi eşsiz ruhunda esen. Yurt uğruna, istiklal uğruna, bahtiyar şen, düğüne gider gibi sen cepheye giderken. İçinden ürpererek kollarını açtı yer. Yurdun aziz şehidi, sırrından bize de ver. Şimdi hatıran yanar toprağında, taşında. Hatıran annelerin parlayan gözyaşında. Ak alnında, al yarandır bayrağındır başında. Kara bahtı da yendin kurtuluş savaşında. Yurdun aziz şehidi, sırrından bize de ver. Ver ki hep bizim olsun bize verdiğin bu yer. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor isimli şiiri okumak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Gökkor'u kürsüye davet ediyorum. Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar kasideler. Geri gitsin alkışlar geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Cumhuriyet Destanı isimli şiir okumak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Berfin Göktürk'ü kürsüye davet ediyorum. Vatanımın şenlik şölen dört yanı, dillerine cumhuriyet yazıldı. 100 yaşın kutlu olsun nişanı, yıllarına cumhuriyet yazıldı. Başkomutan verdi büyük bir konut, ecdadımdan gelen ulu yolu tut. Doğdu güneş gibi bize bir umut, kollarına cumhuriyet yazıldı. Kadın erkek bu vatanı koruduk, nice nice zaferlere yürüdük. Yüksek dağlar gibi duman bürdük, yerlerine cumhuriyet yazıldı. Kabul oldu dilek dilek muratlar, istiklali nakışladı beratlar. Zafer müjdeleyen küheylan atlar, nallarına cumhuriyet yazıldı. Kınalı gelinler, yetişkin kızlar, dedemin dilinde tarihi sözler. Göründü hürriyet, açıldı izler, yollarına cumhuriyet yazıldı. Koç yiğitler yurdu tekmil buralar, vatan vatan diye yanar çıralar. Coş verir ırmaklar, kükrer dereler, sellerine cumhuriyet yazıldı. 19 Mayıs'ta 23 Nisan, ilk aşığı aldı bunlardan vatan. Atanın gençliğe verdiği ferman, ellerine cumhuriyet yazıldı. Çobanoğlu yüzyıla destanım, nice yüzyıl görsün vatanım. Ben sazımla vatanıma kurbanım, tellerine cumhuriyet yazıldı. Onuncu Yıl Marşı isimli şiiri okumak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Tuğba Erdem'i kürsüye davet ediyorum. Çıktık açık alında 10 yılda her savaştan, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan, demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Türk'üz, cumhuriyetin göğsümüzün tunç siperi, Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız, karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız. Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Türk'üz, cumhuriyetin göğsümüzün tunç siperi. Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Çizerek kanımızda öz yurdun haritasını, dindirdik memleketin yıllar süren yasını. Bütünledik her yönden istiklal kavgasını, bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını. Türk'üz, cumhuriyetin göğsümüzün tunç siperi, Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Örnektir milletlere açtığımız yeni iz, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Uyduk güreşte bilgi, gidişte ülkeye biz, tersine
Hey!